Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir. Yani birçok hasta virüse yakalansa da hastalığı hissetmiyor. Uzmanlara hayalet taşıyıcılara karşı ne yapmalıyız diye sorduk. İzleyelim. Kapatılan vaka oranımız %47'ye çıktı. Vaka artış hızımız 1.02'ye düştü ki 1.57'den gelmiştik. Yoğun bakım hasta sayımız %2.1'e düştü. Makineye bağlı olan hastalarımızın oranı %1.1. Yani bütün bunlara baktığımız zaman iyi yolda olduğumuzu ve hastalığı artık kontrol altına alabileceğimizi görüyoruz. Testler yapılıyor, sayı düşüyor ama sokakta halen semptom göstermeyen virüs taşıyıcıları olabilir. İşte onlar hayalet taşıyıcılar. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, Türkiye'de 36 bin kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da geçirmiş olabilir dedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Şadiye Kartal Kanat da bu rakamı doğruluyor. %30 kadarının asemptomatik belirtisiz seyrettiğini biliyoruz. Bugüne kadar salgın olan tüm ülkelerdeki çalışmaları lokal veya daha genel mercekler tutarak böyle bir rakama ulaşabiliyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Uzmanlar hayalet taşıyıcıların önüne geçmek için test yapılmalı diyor. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk test standartları değişmeli mesajı veriyor. Biz test sayısını asla düşürmememiz lazım. Hastalık azalıyor diye rahatlamamamız lazım. 50 bin civarında, 40 ila 50 bin arasında her gün mutlaka test yapmamız lazım ama testi kimlere yapacağımızı artık belki de konuşmamız gerekiyor. Aktif sürveyansa geçmemiz lazım. Nasıl? Gittik, sorguladık. Şikayeti varsa yaptık, yoksa yapmamıştık ya. Artık hiç sorgulamaya gerek yok. Temasta olan herkese yapacağız. Başka sonra birazcık daha genişleteceğiz. İşte sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile mesela bir sağlık çalışanları çıkıyoruz. Fırıncılar çıkıyor, marketçiler çıkıyor, güvenlik görevlileri çıkıyor vesaire. Ya da kritik iş yerlerinde çalışanlar çıkıyor. Onlara mutlaka test yapmamız lazım.